Değerli dostlar selamlar. WordPress'te hızlandırma kursumuzun bu videosunda da resim optimizasyonu sürecinden size bahsetmek istiyorum. WordPress'te işte Smash, Robinhood, EVV, Imagify gibi çok fazla resim optimizasyon eklentileri var. Diğer yandan ben bu eklentileri yaklaşık olarak 1,5 yıldır pek kullanmıyorum. Çünkü bu eklentiler %10'luk %20'lik bir resim optimizasyonu noktasında size kazanç sağlıyor. Bu noktada halihazırda bir web siteniz varsa yapmanız gereken masaüstü yazılımlarıyla bir sıkıştırma yapıp daha sonrasında bunları FTP'den mevcut sitenizin dizinlerine göndermek. Diğer yandan benim temel olarak size tavsiye ettiğim JPEG formatını kullanmanız. Diğer yandan benim bu eklentileri kullanmamamın bir diğer sebebi de zaten benim görselleri optimize bir şekilde yüklememden kaynaklanıyor. Yani şöyle söyleyeyim, öne çıkarılan görseller 100 kilobaytın üzerinde kesinlikle görsel kullanmam. Bu videomuzda size bir Image Compressor programı var. Bundan bahsedeceğim. Bu programla beraber nasıl resim boyutlarını küçültebileceğinizden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle yapmanız gereken cPanel veya Plesk'te dosya yöneticisine girmek. Dosya yöneticisine girdikten sonra VP Content akabinde Upload klasörüne giriyoruz. Örnek veriyorum, mesela 2021 klasöründe bizim görsellerimiz var. Bu görselleri optimize edeceğiz. Bu görselleri arkadaşlar kompresle öncelikle sıkıştırıyoruz. Sıkıştırdıktan sonra bunu masa üstüne çekiyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra bunu arkadaşlar buraya ayıkla seçeneğiyle bu mevcut klasörü masa üstüne çıkartıyoruz. Cajun Image Compressor'ın ben indirme linkini sizlerle paylaşacağım. Ücretsiz bir eklentidir. Oldukça da başarılı bir eklenti. Gördüğünüz gibi şu anda biz buraya çıktı aldık. Bu klasör çıktılarına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü klasör çıktıları değişirse, burada direkt görsellerin hepsi birden olursa, web sitemizde linklerde kırık resimler ortaya çıkar. O yüzden bu noktada dikkat etmeniz gereken de bir konu var. Bu klasör arkadaşlar biz böyle bu şekilde direkt olarak içeriye aktarıyoruz. Daha sonrasında çıktı bölümünde 2021 yedek diyelim. Şöyle bir klasör oluşturduk. Daha sonrasında seç butonuna bastık. Masa üstüne geldik. 2021 yedeği klasör olarak çektik. Burada klasör yapısını koru butonu var. Bu klasörü kesinlikle ve kesinlikle seçin değerli dostlar. Seçtikten sonra işte boyutlandırıda çeşitli ayarlar var. Sıkıştırmada çeşitli ayarlar var. Kaliteyi düşürebilirsiniz. Mesela JPEG formatında ise örnek veriyorum 70'te bırakabilirsiniz. İşte PNG ise bunu yine 70'te bırakabilirsiniz. Meta verilerini de yine saklayabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlem bittikten sonra sıkıştır butonuna basıyoruz. Bu butona bastıktan sonra bu 2021 yedek klasörün içerisinde arkadaşlar dosyalar sıkıştırmaya başlıyor. Program bu noktada yanıt vermeyebilir. Biraz bekleyin çünkü gördüğünüz gibi mesela şu anda sıkıştırma yaptığımız klasöre yavaş yavaş dosyalar akmaya başlıyor. İşlem bittiğinde zaten arkadaşlar program kendine geliyor. O noktada herhangi bir problem yok. İşlem bitti değerli dostlar. Orijinal boyut 52 MB'mış. Daha sonrasında sıkıştırılmış boyut 33,20 MB. Kaydedildi de 19,25 MB olarak ölçümlenmiş. Şimdi bu noktada ne yapıyoruz? Bu klasörleri siliyoruz öncelikle. Bu klasörümüzün adını tekrardan 2021 yapıyoruz. Çünkü klasörümüzün adı 2021'di. Klasörümüzün adını arkadaşlar 2021 olarak değiştiriyoruz. Daha sonrasında bunu bir zip haline getiriyoruz. İşlemimiz şu anda bitti. Diğer yandan arkadaşlar ilk dosyanızın yedeğini, yani şu işlemi yaptıktan sonra burada FTP'de yer alan dosya arkadaşlar ayrı bir klasörde tutmaya dikkat edin. Olası bir problemde biz bunu tekrardan çünkü kullanacağız. Biz bu dosyayı sildik arkadaşlar. 2021'i de biz web sitemizden komple siliyoruz. Daha sonrasında çünkü sıkıştırdığımız bir dosya var. Bunu denemeye çalışacağız. Daha sonrasında yükle butonuna basıyoruz. Dosya seç bölümüne geldik. Masa üstünde 2021 klasörünü arkadaşlar içeriye upload ediyoruz. 50 MB'lık bir dosya arkadaşlar şu anda an itibariyle 32 MB'a kadar düştü. Şöyle söyleyeyim, yani 20 GB'lık görselin olduğu bir web sitesinde biz bu yazılımı denedik. Tabi yazılımın yanıt vermesi çok uzun sürdü. Bu yüzden parçalara bölerek yaptık biz bunu, aynı 2021-2022 mantığında. Bu noktada arkadaşlar 15 GB'dan çok güzel sonuçlara geldiğimiz oldu. Şu anda dosyamız yüklendi. Yeniden yükle butonuna bastık. Burada arkadaşlar bunu bu sefer kompres değil de extract butonuna basıyoruz. Dosyalarımızın çıktısını aldık. Şu anda dosya çıkartma işlemi hala daha sürüyor. Gördüğünüz gibi klasörlü bir şekilde arkadaşlar bizim görsellerimiz mevcut web sitemize geldi. Örnek veriyorum, mesela 2021 ile alakalı bir içeriğimize gitmemiz lazım ki hani bunun kontrolünü sağlayalım. Mesela telefondan öğeyi denetli içeriğimizde kullanmış olduğumuz görseller eskiymiş. Hemen web sitemize arkadaşlar ilgili içeriğe geliyoruz. Öğeyi denetli şeklinde bir arama yaptık. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi İç görsellerimiz kaç yılından kalma? 2021 yılından kalma. Yani biz aslında bu klasörü
optimize ettik. Bakın gördüğünüz gibi görsellerde herhangi bir kırılma veya işte bozulma durumu söz konusu değil. Şöyle bir gizli sekmeden de bakalım. Bizim çünkü sunucularımız ciddi manada çeş tutuyor. Bakın gördüğünüz gibi görsellerde herhangi bir kırılma durumu söz konusu değil. Bu noktada benim tavsiye ettiğim resim optimizasyonu yöntemi bu şekilde. Bu videomuzda aktaracaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.